Herkese merhabalar arkadaşlar. Ya Futbol 2024 mobilde yeni bir haftanın oyuncularını tahmin bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü gelecek olan haftanın oyuncularını tahmin etmeye çalışacağız. Bu arada arkadaşlar artık 8 günümüz kaldı büyük güncellemeye. Sürüm güncellemesine 8 gün kaldı. Hediyeleri açmaya devam ediyoruz. Yine toplu şekilde de yan hesaplarımızdan da açacağız. Şimdi kendi hesabımda 3 tane birikmiş. Hemen bunları bir açalım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Adaylı sözleşmemizin de süresi bitiyormuş. 3 tane birikmiş. Ben henüz kendi ana hesabıma bir oyuncu bulamadım arkadaşlar. Sadece yan hesaplardan bir tanesine Stoçkov'u bulmuştum. Şimdi burada ben arkadaşlar Carlos'la Stoçkov'u zaten istemiyorum. Çünkü ikisi de bende var. Denison ve Cafu gelirse ne ala güzel olur benim için. Haftanın oyuncularını tahmin etmeye başlayacağız arkadaşlar. Şu 3 tane topumuzu hemen hızlı bir şekilde açalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Sizler de tahminlerinizi yorumlara yazmayı tabii ki unutmayın arkadaşlar. Mutlaka tabii videoya beğeni yaparsanız da sevinirim. Hala abone olmadan bizi takip eden kardeşlerimiz varsa da kanala ücretsiz bir şekilde abone olup destek olabilirsiniz. İlk topumuzdan Jortingen, tamam. Hemen toplamda 5 tane top açmış olduk. Bastık bir tane daha. Var mı bir şey? Yine bir şey gözükmüyor. Sanırım. Tamam, geçtik. Münye geldi. Son topumuzu da açalım arkadaşlar. Hemen haftanın oyuncularını tahmine geçeceğiz. Var mı bir şey? Yine yok. Bu hesaba zaten büyük ihtimalle çok zor buluruz diye tahmin ediyordum zaten. Nitekim yine o şekilde oldu. Bu arada bu oyuncuları hiç değerlendirmedik arkadaşlar. Yani top açılımı yapmaya değer mi? Aman aman değecek bir oyuncu değil. Artık yeni sezon geliyor. O yüzden yeni sezona kadar My Club parası biriktirilmesi tavsiye edilir arkadaşlar diyebilirim. Haydi bakalım şimdi haftanın oyuncularını tahmine başlayalım arkadaşlar. Sizler dediğim gibi tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şöyle geçtik. İlk oyuncumuz Dušan Tadić arkadaşlar. Fenerbahçe 3-0 kazandı. Tadić 2 gol birden attı. Haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu hafta ama geçen hafta tabii ki Fred de geldiği için belki Fenerbahçe'den oyuncu gelmeyebilir bu hafta arkadaşlar diye düşünüyorum. Ama Tadić geçen hafta da kondisyon derecesi A'ymış. Bu hafta da 2 gol birden attı. Haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Daha önce şöyle bir kartı haftanın oyuncularına gelmiş. Gördüğünüz gibi iyi bir kart, güzel bir kart, joker bir kart. Birçok mevkide oynayabiliyor. Yüksekten pası çok iyi. Dribbling'i, falsosu falan. Tadić'in kartları bence güzel. Sol kanat, sol açık, sağ açık, ofansif orta saha, forvet. Yani her yere koy oynar Dušan Tadić. Bakalım haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir diğer oyuncumuz Barella arkadaşlar. Şimdi Inter maçında şöyle bir şey var. Thuram 2 gol attı. Neredeyse bütün dünya Thuram'ın gelmesini bekliyor. Ama ben Barella'nın gelmesini bekliyorum. Maçı izledim ben arkadaşlar. Yani Thuram'ın attığı goller karambol goller. Böyle tamam. Hani böyle çok üst düzey goller yok. Fırsatçılığını konuşturmuş. Topu takip etmiş. Golü atmış. Eyvallah. 2 tane gol atmış ama abi Barella 1 gol atıyor arkadaşlar. Maçı açın bakın. Muazzam bir gol. Uzaktan gelişine ceza sahası dışından. Gelişine bir de sol ayağıyla, balta ayağıyla yani muazzam bir gol attı. Bence Barella hak ettiğini düşünüyorum. Haftanın oyuncularına gelmesini çok sevdiğim de bir oyuncudur. Barella haftanın oyuncularına bekliyorum. Birçok kartı daha önce gelmişti. Orta sahada sayılı oyunculardan, tam orta saha oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. En yüksek kartı da hangisiymiş bakayım, şu kartı sanırım. Yani çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. O golle gelmesi gerekiyor. Kesinlikle diye düşünüyorum. Barella'nın arkadaşlar. Bir gol attı Barella. Haftanın oyuncularına bekliyorum Barella'yı. Devam ettiğimiz zaman yok, bu Orban değil. Bir saniye arkadaşlar. Stoper Orban değil ama bir saniye arkadaşlar.
Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Orbanlar karıştı. Stoper Orban'la karıştırdık. Tamam şimdi bulduk arkadaşlar. Şimdi Lyon maçı vardı arkadaşlar. 3-1 gerideydi arkadaşlar. 3-1'den kimle oynuyordu? Strasbourg'la oynuyordu. Strasbourg 3-1 yeniyordu. 3-1 sonra daha sonrasında oyuna Orban giriyor arkadaşlar. Orban 2 gol birden atıyor ve Lyon 4-3 kazanıyor. Muazzam bir maç 3-1'den. Gerçekten muhteşem bir comeback. Son zamanlarda gördüğümüz en güzel comebacklerden bir tanesi oldu. 4-3 kazandı. Orban sonradan oyuna girip 2 gol birden attı arkadaşlar. Büyük ihtimalle süper yedek olacaktır. Kendisi özel bir kartı yok gözükmüyor. Baktığımız zaman hız hızlanması çok iyi duruyor. Güzel bir kart gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Orban 2 golle haftanın oyuncularına bekliyoruz. Devam ediyoruz. Galatasaray arkadaşlar 5-1 kazandı. Aktürkoğlu Benfica'ya da transfer oldu. Galatasaray Osimhen'i falan aldı. Yani çok enteresan şeyler oldu. Bir gün içerisinde acayip duygu değişimleri yaşadık. Kerem'in gitmesine üzüldüm açıkçası arkadaşlar. Bilmiyorum Kerem Aktürkoğlu sevdiğim oyunculardan bir tanesiydi. Benfica'ya gitti. Hakkında hayırlısı olsun. Peşinden Osimhen geldi. Yani kanatta hem Zaha hem de Kerem Aktürkoğlu gitti. Bakalım nasıl bir strateji takip edecek Galatasaray. Şimdi Galatasaray 5-1 kazandı. Kerem 1 gol 1 asist yaptı. Burada ön plana çıkan oyunculardan bir tanesinin de ben Muslera'nın da olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Muslera çünkü bir tane penaltı kurtardı. Fena bir performans sergilemedi. Penaltının bir tanesinde kurtarıyordu. Ucu ucuna kaçtı diyebilirim. Tabii ki Abdülkerim de gol attı. Stoperler de gol attığında gelme ihtimali biliyorsunuz olabiliyor. Ama ben tercihimi Kerem'den yana kullanıyorum. Ama dediğim gibi Muslera penaltı kurtardı. Gelme yine ihtimali var. Abdülkerim'in de yine bir gol attı. Gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Kerem'in şöyle bir kartı gelmişti. Hatta ben de bulmuştum. Haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Kerem için de hayırlı uğurlu olsun. Benfica'da inşallah ülkemizi güzel bir şekilde temsil edecektir diye de düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun devam edelim arkadaşlar. Biraz ağır gidiyoruz. Hızlanalım. Barcelona 7-0 kazandı. Rafinha 3 gol 1 asist yaptı. Muazzam bir performans. Barcelona bu sene çok iyi gidiyor. Real Madrid 4 maçta 4 puan kaybetti. 6-7-8 puan topladı. Real Madrid kötü gidiyor diyebiliriz. 3-6-7-8 puan. Aynen 4 maçta 8 puan. Barcelona ise 4'te 4 ile gidiyor arkadaşlar. Rafinha güzel bir performans sergiledi. Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta da zaten kondisyonu A'ymış. Bu hafta da kesinlikle gelecektir diye düşünüyorum. Devam ettiğimiz zaman evet reklamlardan sonra devam ediyoruz. Anguissa Napoli 2-1 kazandı arkadaşlar. Sonradan yani 90 artı 2 90 artı 6'da Napoli son anda maçı çevirdi. Şeyi de zaten Osimhen'i de kadro dışı bırakmıştı. Fırsat transferi oldu Galatasaray için de. Anguissa bir gol attı. Orta sahada defansif orta saha olaraktan gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. En yüksek kartı da buymuş Anguissa'nın. Haftanın oyuncularına bekliyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman küllerinden doğan bir oyuncu. Greenwood gerçekten küllerinden doğan bir oyuncu diyebiliriz ama bu Greenwood değil. Greenwood'lar karıştı. Bakalım bu Greenwood mu? Aynen bu olması gerekiyor. Henüz oyunda şeyi yok, kartı yok galiba arkadaşlar. Sonradan oyuna dahil oldu ama kart bu kart olması gerekiyor. Çünkü aynen bu kart olması lazım. Hızlanma 73-74'ten şut gücü bitiriciliği iyi başlıyor. Greenwood arkadaşlar geçtiğimiz hafta da iyi bir performans sergilemişti. Bu hafta da Marsilya'da 2 gol attı. Güzel gol attı. Gerçekten muhteşem bir geri dönüş yaptı Greenwood. En son biliyorsunuz suçlanmıştı arkadaşlar. Taciz olayından dolayı futboldan men edilmişti. Daha sonra aklandı. Marsilya'ya transfer oldu. İlk önce İspanya'da bir takımda oynamıştı galiba. Daha sonrasında Marsilya'ya geçti. Orada da
muazzam performans sergilemeye başladı. İnşallah önü de açık olduğunu düşünüyorum genç oyuncunun. Daha çok genç, daha büyük takımlara geri transfer olacağını düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Mason Greenwood arkadaşlar 2 gol attı. Haftanın oyuncularına bekliyorum. Devam ettiğimiz zaman Piatek Başakşehir 5-2 kazandı arkadaşlar. Piatek yine hat-trick yaptı. Haftanın oyuncularına gelecektir diye tahmin ediyorum. Şöyle baktığımız zaman en yüksek kartı da şöyle bir kart galiba 98'lik bir kart. Gerçekten iyi bir kart. Hava hakimiyeti iyi olan bir kart. O güzel. Haftanın oyuncularına bekliyorum. Hızlı geçiyorum arkadaşlar. Muhammed Salah haftanın oyuncularına bekliyorum. Liverpool 2 asist 1 gol attı. Yani Diaz'ı da bekliyorlar ama ben Salah'ın gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Elimizde şöyle fırsatçı golcü kartları da var. Bende bomba şut kartı da var. Salah'ın haftanın oyuncularına gelmesini beklediğim oyunculardan bir tanesi Salah. 2 asist 1 golle Liverpool onunla da masaya oturmamış. Sözleşmesi bu sene bitiyor. Muhammed Salah'ın da bakalım onun da hakkında hayırlısı olsun diyelim. Son oyuncumuz Kylian Mbappe arkadaşlar. 2 gol attı. Siftah yaptı Kylian Mbappe. Bakalım haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum. Kylian Mbappe'nin Real Madrid formasıyla ilk haftanın oyuncuları gelmiş olacak. Daha önce şöyle bir kartı, Real Madrid kartı gelmişti adaylı sözleşmelere. Haftanın oyuncularına bekliyorum. Videomu da burada noktalandırıyorum. Sizler de tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoyu tahminlerimi beğenmişsinizdir. Bol bol yorumlarınızı, videoyu beğenmenizi bekliyorum arkadaşlar. Eğer hala abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.